Şimdi kalın harfleri seslendiriyorum. Kalın harfleri seslendirirken dikkat edilecek en önemli husus harfi inceltmemek. çünkü inceden bir önceki kalınlıktır. Hemen inceye geçili verir. Bu tehlike söz konusu. Harfin kalınlığını muhafaza etmeye gayret edelim. İlk üç harfte ha, gayn ve kaf harflerinde sadece istila sıfatı vardır. Kalındır. İnceden bir önceki kalınlıktır. Ama diğer dördü sad, lad, da ve za harflerinde ise istila artı bir de ıtbak sıfatı olduğu için daha kalındır. Kesreli hallerinde de bu kalınlık tonunu biraz daha belli etmek suretiyle daha kalın hale getirmemiz gerekiyor. Yine kesra metti halinde e, hunne sesi bulaştırmamaya dikkat ediyoruz. Bir önemli diğer husus ise e, tenvinde sonuna eklemiş olduğumuz tenvinden doğan o sakin nun sesine ince geçiş yapabilmemiz gerekiyor. Kalın bir nun sesi telaffuz etmekten sakınmamız gerekiyor. Bütün bunlara riayet ederekten kalın seslendirmeleri yapıyorum.